Tekrar merhaba, ben Seda Özsoy, kanalıma hoş geldiniz. İzometrik çalışmalara devam ediyoruz. Bugün üçüncü videomuz triceps kası ile ilgili olarak izometrik çalışmalar yapacağız. Omuzla başladık, bicepslerimizi çalıştırdık. Son olarak da kolumuzla ilgili olarak arka kol kaslarımızı çalıştıracağımız bir izometrik çalışma yapacağız. Çok kısa, çok pratik, çok kolay bir çalışma olacak. Yine bu hani bayanların korkulu rüyası tuzluk kasları diyebiliriz. Bunların sallanmaması ve sıkılaşması için çok rahat uygulayabileceğiniz bir çalışma. Terleme yok, yorulma yok ama güzel, sıkı bir çalışma var. Şimdi triceps kaslarımız da biceps kaslarımızdaki gibi, yani burada 3 baş var. Fakat çalıştırırken yine çok fazla yönde hareket ettirerek, yani omuzda olduğu gibi burası, burası, burası gibi değil. Yine sadece yukarıda belki biraz daha, buradan aşağıya doğru, buradan geriye doğru gibi açılarla orayı farklı şekillerde aktif hale getirmeye çalışıyoruz. Veya aşağıdan yukarı çekmelerle bu kasın farklı yönde çalışmalarıyla bütün olarak hareket ettirmeye çalışıyoruz. Şimdi öncelikli olarak yine burada bir ayağımıza takarak arkaya doğru gerdirme yapacağız. Öndeki ayağımızla tutuyoruz bu sefer kemerimizi. Ve şimdi kolumuzu tam olarak bu kısmını hissettiğimiz açıda tutmaya çalışacağız. Bu açı mesela şurası değil. Birazcık daha geriye aldığımda ve hafif dirseğimin bükülüden gergine geçmesi çabasındayken hissediyorum. Yani gergin olup böyle ittiğim zaman olmuyor. Hafif bükülüden yavaş yavaş gerilmeye başladığım dolayı, yani burada başladım. Ve yavaş yavaş geriye doğru kemerime izin verdim, gerdim ve sıktım. Burayı hissedersem eğer doğru noktadayım. Şimdi 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve bıraktım. Ben gayet net bir şekilde hissettim burayı. Bayağı acıdı hatta. Tekrar yapacağım. 8 sayı kalacağım. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1 bıraktım. Acıdı ya. Son kez yapıyorum. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Süper. Şimdi diğer tarafa yapalım. Aynı şekilde. Çapraz ayakla basıyorum. Rahat rahat tutmak için. Ve yavaş yavaş buradan ayağıma, kemerime izin veriyorum. Ayağımda hafif bırakarak. Bu açıyı bulmam gerekiyor çünkü. Geldim. Sanki buldum gibi. Hazırsak burada 8 sayı. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Acıdı. Bir daha. Tekrar 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Son tekrar yapalım. Ve 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Allah, bayağı acıdı. Şimdi aynı şekilde dediğim gibi kol kaslarımızı çift olarak kullanacağız şimdi kemerimizi. Yine iki ayağımıza birden basacağız burada, tamam. Ve ikisini birden tutacağım kemer ucundan. Hafifçe dirseklerin bükülü olduğu bir noktada yukarı çekiyorum. Şimdi de geriye doğru germeye çalışıyorum ama dirseklerimi aşağı bırakarak bu değil de sanki kollarımı yukarı çekmeye çalışıyorum bulunduğu noktadan. Ona göre ayarla ve hafif öne eğil, sırtı düz tut. Çok fazla, yani bu noktada böyle yapma. Hafif. Kendini çok yormayacaksın. Şimdi çek. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Bayağı yandı. Bozma. Bir kez daha yapalım. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Son set. Geri gelelim biraz. Bir kez daha hafif öne. Açı yaptım kalçadan. 8,
7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Süper, harikasın. Şimdi buradan yukarıya doğru çekmeye çalışacağım olabildiği kadar. Yine kasımın boyu aslında böyle yapıp böyle yaptığımda değişiyor. Böyle yapıp böyle yaptığımda değişiyor. Ama ben şu arada tutacağım. Kasım boyu sabitleyeceğim. Ve yukarı çekmeye çalışacağım. Tamam. Şimdi yine buradan loop'tan tuttum. Ve ayaklarımı bastım güzelce. Kemere. Ve ayarlıyorum şimdi. Önce şu açıyı ayarlamam gerekiyor. Dirseğim burada. Ve çok fazla eğer bırakırsam bollaşıyor. Bunu bir hissettim. Evet. Hafif rahat yukarı çekebileceğim. Yani çok aşağıda olursa zorlanıyorum. Çekemiyorum. Birazcık daha düze yakın olması lazım kolun. Birazcık daha düze yakın. Bıraktım. Şimdi yukarı çek. 8, 7, kolu çevir. 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Rahat. Bir kez daha. Biraz daha düze yakın. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Son kez yapalım. Kaldır ve 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve 1. Bıraktım. Yani o açıyı sen bulacaksın birazcık da hani. Burayı hissediyor musun, hissetmiyor musun? Tamamen bütün mesele orada. Daha büküllü de daha rahat hissediyorsan daha büküllü yapabilirsin. Ama daha gergin de daha rahat hissediyorsan daha gergin yapabilirsin. Açıyı sen bul. Sol kol için yapıyorum. Yine şimdi açıyı bulmaya çalışıyorum yavaş yavaş. Getirdim. Birazcık daha düze yakın daha çok hissediyorum. 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 ve bıraktım. 1. Bir kez daha yapacağım. Geldim. 8. Olmadı. 8. 7. Tam düz olunca da olmuyor. O arada bir yerde duracaksın. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Ve bıraktım. Son bir tekrar yapacağım. Bu hareket son hareketti zaten. Kaldır. Dirseği yapıştırıp arka kolunu karşıya göster. 8, 7 yine hafif dizleri bük. 6, karnı çek. 5, beli sabitle arkaya asla. 4, 3, 2 ve 1. Süper. Harikasın. Tricepsleri de çalıştırdık. Yine bugün için bu çalışma yeterli olacak. Bütün çalışmaları arka arka yapabilirsiniz. Yani omuz başlayıp, biceps sonra triceps, bütün kol, üst kol, ön omuz, arka omuz, ön kol, arka omuz, pardon arka kol şeklinde 3 seriyi arka arka yapabilirsiniz. Böylece kol çalışmasını tamamlamış olursunuz. Teşekkürler izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.